Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbay.com'un katkılarıyla hazırlanan Ayseri Özel Hüma Hastanesi'nin de sizlere selamını ilettiği videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'miz kazandı. Kazandı kazanmasın ama İsmail Kartal'dan sakatlık ve seri açıklaması aslında bakarsanız şok açıklamalar desem herhalde yalan söylemiş olmam. Sebebi de şu. Şimdi İsmail Kartal Spartak'tan hava karşısına alınan galibiyetin ardından kısa konuştu sözleri şu şekilde. Aslında bakarsanız bu ilk toplantı ama ikinci basın toplantısında yine aynı şeyleri söyleyecek. İlk devrede oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Sadece üretkenliğimiz azdı. İkinci yarıda, üçüncü bölgede daha fazla oynayarak üretkenliği arttırmamız gerektiğini anlattım. Üç oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle pozisyon bulduk. Golü bulduk. Sonuçta kendi hatalarımızdan, kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda bu olabilir. Rakibe bir tane net pozisyon verdik. Onun haricinde pozisyon vermedik. 2-1 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Hedefimiz kazanmaktı. Bunu başardık. Çok mutluyum oyuncularımı tebrik ediyorum. Bütün oyuncularıma güveniyorum. 60'a kadar aynı oyuncularla devam ettim. Daha sonra değişiklik yaptım. Bazen bunlar tutuyor bazen tutmuyor. Bugün istediğimizi aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. King'i uzun zamandır. King uzun zamandır her zaman hazır. King uzun zamandır her zaman hazır. Biz de ona şans veriyoruz. Her oynadığı maçta katkı verdi. MR çekinecek diyor. Yani hamstringine bir problem var. Yarın MR'ı çekilecek. İnşallah ciddi bir şey yoktur diyor. İrfan Can'a sürekli olarak kal, ısın, oyunun içinde ol dedik. Uzun zaman oynamamasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Crespo iyi oynadı ama yani çok da şeye gerek yok. Crespo daha bu değil. Üstüne koyması gereken çok fazla şeyi var diyor. Hani bu açıklamadan sonra ben 6 numara transferinin Yani bu arada 60'a kadar değişikliğe bazen tutuyor bazen tutmuyor. Tutunca, tutunca hocana değişikliği tuttu deniyor. Tutmayınca taktik tutma diyorlar. Futbolda bunlar var diyor. Yani ikinci yarı bir şeyleri düzeltmemiz gerektiğini anlattım. Daha organize ataklar geliştirebilmek için iki oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle beraber de takımın oyun hızı arttı. Rakibe fazla pozisyon vermedik. Yani 2-1 kazandık daha farklı kazanabilirdik. Hedefimiz 3 puan almaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok mutluyum diyor. 15 maçlık seri 3 puan aldık. Ona bakıyoruz. Şimdi tek hedefimiz hafta sonu Kasımpaşa maçı diyor. Yani Kasımpaşa maçı hemen pazar günü arkadaşlar. Çünkü milli ara geldi. Ayıpsız şekilde inşallah atlatırız. Milli araya da rahat rahat yayıla yayıla gireriz. Artık kim ne yapıyorsa diye. Şimdi futbolcuların da yorumları var. Şimdi İsmail Kartal bir de şey diyor. Ben bütün futbolcularımı ayırt etmem diyor. Hepsiyle konuşurum. Hepsiyle dertleşirim. Mosterwolde'yi hani terkin ettim diyor. Olur herkesin başına gelebilir diye diyor. Şimdi İrfan Can Eribar, Dominik Livakovic ile aramız geldiğimden beri çok iyi diyor. Maçtan önce bana destek verdi. Bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Kim oynar sonrasın Fenerbahçe'miz için elinden geleni veriyorum. Miguel Crespo. Kontratımı yenilediğim ve Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bizim hedefimiz basit. Lider olarak bu grubu tamamlamak istiyoruz. Fenerbahçe olarak bizler çalışmaya devam edeceğiz. Yani bir zahmet. Hocam bana güvenip şans veriyor. Ben de elimden gelen en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Güzel bir maçtı rakip defansif anlayışla hareket eden bir takımdı. Sabırlı bir şekilde oynamamız gerekiyordu. Kalitemizde 3 puanı kazanmasını bildik. Çalışmaya devam edeceğiz diyor. Joshua King. Özellikle ilk yarıda çok iyi savunma yaptılar. Demek ki adamlar hani Fenerbahçe'nin bir zaafını keşfettik. Göreceksiniz falan dediği demek ki buymuş. Savunma önüne otobüsü çekip kapanıp bak Fenerbahçe bize bir şey yapamıyor demek istiyorlarmış demek ki. Yani bunu e, yedek takımımıza karşı bile beceremediler. Bilmem anlatabildim mi? KingDog özellikle İka'da çok iyi savunmakta biliyorduk ki süre ilerledikçe odaklarını kaybedip bizim istediğimiz boşlukları vereceklerdi. Maçın son bölümlerinde daha da fazla gol atabilirdik. Rakibin bir yerden sonra açılacağını biliyorduk. Sabırlı oyunumuzu oynadık. Hamstring Kasım'da bir gerginlik hissettim. Risk etmemek için oyundan çıktım. Doktorlara da duruma bakacağız diyor. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla bir şey yok. Ama tabii ki de bilimsel şeyle hani sen doktor musun da demeyin. Rıdvan Dilmen büyük bir aksilik olmasa Fenerbahçe ligde 90 puanı görür. 90'ı göremeyen şampiyon olamaz demiş. Ben bir şey söyleyeyim. Hakemler adil olursa Fenerbahçe yüzü de görür. Net söylüyorum yüzü de görür. Hakemler adil olursa. Ama hakemler böyle sürdürürse Fenerbahçe asıl o zaman yüzü görür. Çünkü bize hırs yaptırıyorlar. Oynayan oynamayan herkes hırs yapıyor. Yani bundan dolayı onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi İrfan Can Ayrı Bayat'ın söylediğim söyledik. Ee, ne diyor? Hocamız bunun farkında. Buradan güzel bir şey var. Kim oynuyorsa kim oynamıyorsa herkes birbirine destek veriyor. Ben 5 maç arka arkaya oynadım. Oynamadım. Libakovic'e sonuna kadar destek oldum. Bugün ben oynadım. Geldi bana destek oldu. Diğer mevkilerde de aynı şekilde. Çok güzel bir ortamımız var. Böyle olduğu için başarı geliyor. Herkes birbirine veya hocaya trip atmak yerine forma için mücadele veriyor. Hoca da akganiyet bir şekilde formayı dağıtıyor. Akganiyet. Çok eleştiri geldi. WhatsApp grubundan da. Hocam şöyle kötüydük, böyle kötüydük. Şu kötüydü, bu kötüydü. Şöyle böyle. Açıkçası ben site'ı bundan sonra kadroma yazmam. Yani rotasyona bile yazmam. Bu kafayla zayistan bir şey olmaz. Ama büyük resmi bakalım. En önemli oyuncularımızı dinlendirdik mi? Dinlendirdik. Tertemiz galibiyeti aldık mı? Aldık. Çok güzel. O şöyle bu böyle. Geçin bunları. Analiz için işini geçin abi. Kasımpaşa maçını alacaksın. Şu an onların önemli hiçbir şey yok. 3 puan alacaksın. 2 haftalık milli yara. Yani yıldızlarımızla deplasmanı Kadıköy'e çeviren taraftarlarla çıkıp 3 puan alıp işi bitireceğiz. Başka bir şey gerek yok. Bakın Fenerbahçemiz geçen sezondan bu yana oynadığı son 20 Avrupa maçında 16 galibiyet, 3 beraberlik alıp sadece bir kez mağlup oldu. Müthiş bir yani müthiş bir şey. E, istatistik. ülke puan sıralamasında Belçika 4000 yani 40400, Türkiye 34850, İskoçya 32250. Arkadaşlar her galibiyet 500 puan. Ya da şöyle söyleyeyim. Belçika 40.4 tamam mı? Böyle daha kolay olur. Türkiye 38.85 şey 34.85 İskoçya 32.25 Arnavutluk 30.8 İsviçre 30.575 diyelim. Her galibiyet 0.5 yani iki temsilcimiz galibiyet alsa bir puan geliyor. Anladınız mı? Belçika 40 Türkiye 34 İskoçya 32 Avusturya 30 İsviçre 30 biz Belçika'yı yakalayamayız ayrı mesele ama en azından Belçika'ya yaklaşabiliriz. İskoçya ile aramızı açabiliriz. Bir durum var. Şimdi Fenerbahçe spor takımına bakarsın aldığı galibiyette 500 bin dolar yani 13.7 milyon TL kasasına koymuş oldu. 13 bin euro olması lazım. Şey 500 bin euro dolar değil yanlış aktarmışlar. 500 bin dolar. Anlatabiliyor muyum? Kasaya koyduk. Şu ana kadar reklam, bilet, ve çeşitli sponsorluk gelirleri hariç UEFA Konferans Ligi'nden 5.22 milyon euro gelir elde ettik. Yani şu ana kadar. Anladınız mı? Şu ana kadar. O yüzden de hani 5.22 düşündüğü zaman hiçbir şey. Ama şöyle düşün. Alt bir oyuncu çıkarttın. Oyuncu da yetenek yok. Ama bir Avrupa takımına 5.22 milyon euroya satmış oldum. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe 6 numara alarak az daha büyük hata yapıyordu. İsmail yerine Crespo'yu koydun diyelim. E kimi koyacaksın yerle? Ben bunu çok anlattım Sayın Rıdvan Dilmen. Ben bunu çok söyledim. Dedim ki bak Livakovic'i alıyorsan ya Livakovic'i bazı maçlarda oynatmayacaksın. Ya da dedim. Yani ya da. Grubumuz oynanan diğer maçta Nörsland Ludogoreski 7-1 mağlup etmiş. İnanılır gibi bir skor değil. 7-1 yani hep benim hayalimdeki skor. İnşallah bir gün biz de böyle bir skor edeceğiz. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki son 27 resmi maçı. 24 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet. Atılan gol 77, yenilen gol 15. Maşallah. Statistik süper. Şimdi ben hep aynı şeyleri söylemekten yoruldum. Fenerbahçe taraftarı birlik olacak kardeşim. Lamı, cimi yok birlik olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Birlik olacak. Skor Bahçeli değil, Fenerbahçeli olacak. Anladınız mı? Fenerbahçe'ye göre hareket edecek, Fenerbahçe'nin e, arkasında duracak Fenerbahçe'ye her zaman destek olacak. Bakın, şimdi Spor taktığına bakarsın da kim yoktu? Yani, oynayıp oynamayanlar demiyorum. Hiç oynamayanlar, yani hiç olmayan. Cengiz Ünder, sakatlığı atlattı, tedbiren bekliyor. Emre Mur, inşallah şu milli arada kendine gelecek. Listede yok zaten. Mert Müldür, bugün görev versen oynar. Bartu Elmas bugün görev versen ligde oynar. Samet Akaydın. Luan Perez zaten uzun bir süre yok. Lincoln de uzun bir süre yok. Yani baktığın zaman Fenerbahçe'nin daha oraya götürmediği isimlerde bile kalite yüksek. Şimdi Fenerbahçe tribün doluluk oranında yani bu sezonun lideri %92.1 oranda. Ama bunlara çok takılmamak lazım. Neye takılmak lazım biliyor musun? Ya yani ben ligi uzun bir maraton olarak matematiksel olarak düşünürüm. Kaç maçın var? 40 maçın misal. 120 puan aldın şampiyonsun. Doğru mu? Yani rakiplerin zaten sen 120 alsan rakiplerin mantık olarak en fazla %14 alabiliyor. iki maçta da yenmiş olduğun için. Sen ha oynayacaksın. Sen kazanacaksın. Rakibin kaybedecek. Buna bakmak lazım. Şimdi sosyal medyada Şimanski'nin bonservisi 30 milyon euro olarak belirlendi diye bir haber var. Bu tam doğru değil. Bu arada Şimanski'nin golüyle ilgili de yorumu duydunuz. Fenerbahçe 30 milyon euro falan diye belirlemedi. Bilginiz olsun. Abdülkerim Durmaz'ın şöyle bir cümlesi var. Daha önce kalede kaleci var sanıyordum. Livakovic'i kalede görünce bizim senelerdir kalecimiz yokmuş diyorum. Bir şey kurtarmasına gerek yok görüntüsü yetiyor demiş. İnanın haklı bir yerde. Şimdi sosyal medyada bir olay daha var. Ali Koç bir hayalini daha gerçekleştirmek için aksiyon aldı. Pandemide var pandemi arasına girmeden önce Ali Koç'un bir hayali varmış. Balkanlardan bir takım almak. Bu projeyi Jecko ve anlatmış. Onlar da oldukça iyi bir geri dönüş yapmış. Demişler ki tamam birlikte alalım demişler. Sanki kurbanda danaya giriyorlar. Ve futbol takımlara temasa geçmişler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Fenerbahçe'de 6 numara transferi. Şimdi Fenerbahçe'de dün Galatasaray'la bir tartışma vardı. Suçlu göndermesi falan filan. Hani ilk olay mahalle suçlu gelirmiş diye. Dursunuz beyin açıklamaları var. Ali Koç'un açıklamaları var. FETÖ falan filan. Dünkü çektiğim videoda ben bayağı sizlerden kötü tepki alırım diye düşündüm ama iyi tepkiler geldi. Teşekkür ediyorum herkese. Galatasaraylı arkadaşlardan bile iyi tepki geldi. Ben ben şok yani ben iptal. Beklemiyordum açıkçası. Demek ki doğruları konuşan da varmış. Şimdi aslında Ali Koç stada Alman dedi. Sizi yok edeceğim falan dedi ama yani şu mu? Önemli olan bu değil. Abi 6 numarayla ilgili ben şunu söyleyeyim. 6 numarada Fenerbahçe'de hedef 8 milyon euro. Ve Al Musrati'nin öncelik olduğu iddiaları var. Abi Ali Koç'u dinlediniz. Kurun hiç öncelik. Yani varsa yoksa kurun iç. Ben size diyorum ki yani e, Fenerbahçe'de aslına bakarsanız bir takas transferi olabilir. Flash, flash bir takas olabilir. Kim olabilir? Crespo. Ver Crespo'yu. Al. Kur'un içi olabilir arkadaşlar. Evet böyle bir ihtimal var. Ancak Ali Koç, İsmail Kartal'ın açıklamalarından Ben transferi... Yani ben beklemiyorum açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Ben 6 numarayı beklemiyorum açıkçası. İsmail Kartal'ın açıklamaları... Ben de Crespo ile devam ki izlenimi uyandırdı. 6 numara devre arasında almayacağız izlenimi uyandırdı. Belki de yani ben kuruntu yapıyorumdur. Ha şu da bir gerçek. Şimdi Crespo o Prime Crespo'ya dönse zaten 6 numara almayız. Gerek yok. Ya bugün kimi alacaksın? Al Musrati işte kurun falan filan. Bunlara bir para vereceksin. Ciddi de bir para vereceksin. Crespo o kadar da yaşlı değil hani hala satılabilecek yaş pareminde. Çok takıma satabilirsin, birçok takıma gönderebilirsin. Bence İsmail Kartal üstü kapalı olarak şunu söyledi. Ben devre arasında transfer falan istemiyorum dedim. Şurada var. Yani ya abi bunu da kimseyi kırmadan söylemek zor. Şimdi bizim takım içerisinde çok farklı kutuplar var. Ben içimden geçeni açık söylüyorum. Açıl olmaz abi. Ben yani 15 Eylül'e kadar beklemeyin dedim. Neredeyse 15 Ekim gelecek. Ben Zayt'sın oynadığı futbolu beğenmedim açıkçası. Hani olmayacak gibi. Biz bizim başımızı bayağı ağrıtacak gibi. Hani nereden uzattık? Dedirtecek gibi. Hep söyledim. Keşke uzatmasaydık. Ya Beşiktaş'a giderdi. Ya giderse gitsin Beşiktaş'a. Beşiktaş'a futbolcun gitmesin diye uzatmanın mantığı da yoktu açıkçası. Ee, yani öyle bir durum var arkadaşlar ya. Anlatabiliyor muyum? Sevgili Yaşar Özmen'in bir yorumuyla da videomuzu kapatalım. Diyor ki Livakovic'i alamayacağız. izleyemeyeceğiz diye çok üzülüyordum. Transfer ettik. Şimdi adama yine top gelmiyor. Yine izleyemiyoruz diyor. Tek derdimiz bu olsun. Fenerbahçe'miz kazandı. Hepinize mutlu bir gün diliyorum arkadaşlar. Bakalım ikinci videomuz ne zaman olacak. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi, katkılarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.